Yaşamdan Konuklar Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla yayınlanmaktadır. Yaşamdan Konuklar sahnesinden, yeni bir yaşam penceresinden yine yeniden merhabalar. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda yine yeniden diyoruz yaşama, engelsiz bir hayata ve engellenmediğimiz bir perde arkasına. Niye perde arkası diyoruz? Çünkü çoğu yerde o perde arkasında kapı gerisinde kalıyoruz ya da kaldırılıyoruz. Sorguluyoruz her hafta. Bambaşka konuklarla birlikte, bambaşka uzmanlarla birlikte, isimlerle birlikte. Yine yeniden merhabalar herkese. Merhabalar. Hoş geldiniz diyoruz sahnemize ve bu hafta adına sosyal hizmetler uzmanı ve aynı zamanda Denkay Başel, sosyal gelişim vakfı uzmanı Barış Başel Bey bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için apayrı bir yeriniz var. Yıllardır sizi tanıyorum, mücadelenizi biliyorum ve çizgisinden hiçbir zaman vazgeçmeden kendinden bu kadar veren çok nadir insanlardan bir tanesiniz. Siz de benim için öylesiniz. Özellikle hep çocuklarla ve kadınlarla ilgili konuları gündeme getirme ve sıkıntılardan bahsetme. Çünkü yenilenmenin, değişmenin tek aygıtı budur. Nasıl dönüşebiliriz? Siz buna katkı koyan en önemli basında tanıdığım kadın gazetecilerimizden birisiniz bana göre. Çok teşekkür ederim. Özellikle yani her şey ekonomi, her şey işte dış ilişkiler gibi algılanıyor. Oysa en çok unuttuğumuz kendi haklarını savunamayan işte yaşlı, çocuk, özel gereksinimli. Ne kadar anlıyoruz da desek, bunu birebir yaşamadan, işte Ömer Bey aramızda, siz öyle, benim için çok güzel bir program olacak. İki çok güzel insanla birlikteyim çünkü. Siz de benim için çok özel bir yerdesiniz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Ömer Bey'le şöyle söyledik, biz hep sahnede engellendiğimiz konulardan bahsediyoruz ama bizim en başta yaşam hakkında engellendiğimiz ve gerekirse bazı noktalarda maalesef ki taciz edildiğimiz, istismar edildiğimiz noktalar var. Öyle değil mi Ömer Bey? Yani hayatın içinde karşılaştığınız ne kadar pozitif olay varsa belki aynı oranda, belki daha fazla, belki daha az ama inanın büyük oranda negatif durumlarla da karşılaşıyoruz. Yani şuradan örnek vererek en azından başlangıcı konuya girişi yapmış olalım. Bizim her zaman konuşmuş olduğumuz ve kritik anlamda sorduğumuz bir soru var. Engelli bireylere nasıl davranmalıyız sorusunu evet. Çokça yöneltiyoruz. Bunu hayatın içinde birbirimize de yöneltiyoruz. Konuklarımızla da bunu konuşuyoruz ya da belirli ortamlarda, belirli zeminlerde, platformlarda da bunu çokça tartışıyoruz. Bunun yanıtı aslında çok basit ama yani bugün değineceğim nokta o değil. O yüzden konunun dışına çok da çıkmamak için değinmek çok istemiyorum. Şimdi engelli bireye nasıl davranacağız sorusunu sorarken aslında bize nasıl davranmalıyız sorusunu sormamız lazım. Ve çok aktif bir şekilde yaşadığım bir olay var. Yani bir yerden bir yere giderken, ulaşımı, erişimi, dolaşımı sağlamaya çalışırken yardım istiyor musunuz sorusu sorulmadan, örneğin bir kaldırımdan, yoldan karşıdan karşıya geçerken ya da bir havaalanında seyahat ederken böyle anlık olarak ağır bir şekilde sanki hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi, sanki hiçbir şey yapamıyormuşsunuz gibi, sanki hiçbir işe yaramıyormuşsunuz gibi, tırnak içinde bunları söylüyorum elbette, ağır bir muameleye maruz kalabiliyorsunuz. Evet, bugün bunlar benim için kendi zihnimde, kalbimde, yüreğimde birçok şeyi aşabildiğim için bir problem değil ama 15 sene önce, 20 sene önce, yani 20'li yaşlarımın başındayken örneğin bir seyahat esnasında ya da bir alışveriş esnasında görevli kişinin benimle değil de yanımdaki kişiyle iletişim kurması ya da trafikte
sokakta hareket ederken, karşıdan karşıya geçerken, bana sormadan, nereye gideceğimi dahi istişare etmeden, kolumuzdan böyle tutup sürüklercesine bir yerden bir yere götürülmesi. Bunlar çokça yaşadığımız problemlerdi. Sivil toplum alanında, arkadaşlarımızla sohbet ederken de bunların çok daha ahırını tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımızın da yaşadığını şahit olduk. Aslında bir noktada istismar da diyebiliriz. Evet. İşte burada yani sorgulamamız gereken çok nokta var aslında. Bir, yine her zaman vurguladığım bilinç ve duyarlılık arasındaki fark, bu işin en masum yönü. İki, yapacağınız her neyse, atacağınız adım her ne olursa olsun muhakkak ki farkında olarak yapmanız lazım. İşte bu farkındalık noktasında çocukluktan başlayan, bana kalırsa bir serüven, ki bunu siz sürekli vurguluyorsunuz, çocuk istismarı konusunda da, özel gereksinimli konusunda da ailelere ne kadar iş düşüyor bu istismarlar şimdi, konusunda? Tabii ki çocuğu korumakla yükümlü olan kişi sadece anne baba ebeveynlerle sınırlı değil. Büyük anne büyük baba olabilir, diğer akraba yakın. Yani çocuğun yaşam alanı içerisinde yer alan herkes. O kadar üzüldüğüm bir noktadır ki işte her şeyi çocuğun yerine kendisi yapmaya çalışan ebeveynler de aslında istismar eden, ne demek istedi aslında çok net bir şekilde, biz ayrı bir bireyiz. Bazı yönlerimizde işte fonksiyon kayıplarımız olabilir ama nasıl ki sen bir insansan, bir bireysen, bir zihin dünyan, bir ruh yapın varsa, sosyal ihtiyaçların varsa, duygusal ihtiyaçların varsa, insan olarak benim de var. Yani ben bunları yapabilirim. Burada zaten en önemli konu, bakış açımızı değiştirmek gerekirken makro düzeyde, çok yaygın toplumda karşılaştığım bir şeydir. Ama ben göremem. İşte hemen aniden devreye girip bunu işte hamile bir kadın gördüğümüzde de yapıyoruz. Yaşlı bir insan gördüğümüzde de, hayır o gidip kendi faturasını ödeyebilir. Siz karıştığınız zaman zihnindeki para hesabını karıştırıyorsunuz yaşlı bir insanın. Yani biz evden çıkmasını istiyoruz bu insanların zaten. Bir vatandaş olarak haklarına erişim, işte bizim gibi her binaya ulaşabilir. Çünkü nasılız aslında dışarıdan baktığınızda? Kendimiz için lüks binalar tasarlayıp, AVM'ler yapıp, sinemalar yapıp, ondan sonra doğru engelliler de girecekti, buraya bir rampa koyalım. Veya çok özel gereksinimli vatandaşların haklarına çok duyarlıyız sosyal medyada. Ama işte köyde bir engel durumu olan biri varsa ya da tikleri olan bir vatandaş, ilk alay konusu onu yapıyoruz. Ona bir zorbalık gerçekleştiriyoruz ve gülme malzemesi yerine getiriyoruz. Acımak, gülmek, bunların hepsi bir ayrımcılık aygıtıdır aslında baktığınızda. Bizim çağdaş, evet, bizim çağdaş bireyler olmadığımızın göstergesidir. Yine aynı şekilde trafik olayında işte park edilecek ama ben burada hiç engelli görmedim ki. Zaten görmemenin nedeni sensin, kendinsin vatandaş olarak. Hadi çıkacağı tuttu, 24 saat orası boş kalacak. Senin benim nasıl ki hakkımız var, boş gördüğümüz yere gidiyor. Onun için ayrılmış olan, bu bir haktır. Şimdi biraz kızdığımızda veyahut da hani işte tepkime de bulunduğumuzda yahu işte ama şimdi hak mücadelesi gül atarak olmuyor maalesef. Çünkü yıllardan beridir bu süre gelen bir şey. Şimdi çocuklar konusuna gelecek olursak, tüm çocuklar yani sosyoekonomik işte avukat çocuğu, öğretmen çocuğu, yani yaptığımız meslek sosyoekonomik düzeyimizden bağımsız olarak her çocuk her toplumda risk altındadır. Özellikle istismar söz konusu olduğunda. Şimdi çocukların ayrı bir birey olarak görülmemesi, işte kendi yapamaz diye ebeveynlerin devreye girmesi veyahut da işte biz konuşma, işitebiliyor, aslında konuşabilirdi yaşına göre ama çocuğun öğrendiği dil annece. Bu diyor, biri su veriyor. Şimdi okula başladığı zaman orada sıkıntı yaşıyor. Yani özel eğitimle ilgili hizmetlerden faydalanırken. Bu nedenle ailelerin güçlendirilmesi, özellikle ihmal ve istismarın önlenmesinde en birincil etkenlerden biri bu cebimizde. İkincisi öğretmenlerin ve okul idaresinin. Çünkü bir şey yapamaz.
Yahu görme yetisini kaybetmiş olabilir, fonksiyon kaybı olarak kolu olmayabilir ama bu herhangi bir dil konuşma becerisini, çevirmenlik yapmasını etkileyebilir mi? Etkileyemez. Veya işte hani duymayabilir, görmeyebilir ama orada ona göre bir santral varsa önünde bütün telefonları size bağlayabilir. Yazılı olarak sizin yerinizde birçok şeye cevap verebilir. Eğer ki bakış açınızı değiştirirseniz, eksik olan o fonksiyon kaybını biz sistem olarak, toplum olarak, yasalar olarak, yani makro düzeyden mikro Ömer Bey düzeyine gelene kadar buna birebir yaşayan bir vatandaş organize edersek ayı baştan keşfetmemize gerek yok. Kesinlikle çok doğru. Şimdi çocuklar, tüm çocuklar dedim ki risk altındadır her toplumda ama özel gereksinimli çocuklar 8 kat hatta bizim gibi toplumlarda herhangi bir kapsamlı çocuk koruma sistemi olmayan, yapılanması olmayan toplumlarda belki 10-12 kat daha risk altındadır. Çünkü daha kolay kanabilir, dürtülerini kontrol etmede zorluk yaşayabilir, zaten toplumdan işte bir şekilde akranları tarafından zorbalığa uğradığı için çok güzel dille istenmeyen her davranışı yani işte bir şeyi izinsiz yere almaktan tutun bunun gibi istismara da çok açıktırlar. Akran zorbalığı noktasından baktığınızda özellikle. Veyahut da o an dürtüleri ona demiştir ki bin bisiklete işte git şuraya bak. O bisikleti aslında biz izinsiz alma deriz. Yasalarımız da öyle söylüyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi de öyle söylüyor. Şimdi çocukların sistem tarafından da istismara uğramaması ve bu yasaların da uygulanması çok önemli. Ben özellikle çocuk hakları açısından yargının çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani olumlu tarafları bir de polisimiz. Hani birçok konuda olduğu gibi bu konuda da gerçekten müdahale eden bütün kurumlar arası ilişkileri ilk etapta kuran onlar ve gerçekten çok insanüstü emekle çalışıyorlar tüm polise baktığımız zaman her birim öyle. O yüzden hani genel olarak yapılanmaya aileyi de güçlendirerek başlarsak bu çocukların kat kat daha çok risk altında olduğunu da göz önünde bulundurursak eğitim sistemindeki boşlukları doldurmalıyız. Akademik becerilerden ziyade bir de sosyal yaşam becerileri var. Bu da eğitim sisteminin bir parçası olmalı. Hayır deme becerisinin geliştirilmesi, kaygıyla, öfkeyle baş edebilme, akran zorbalığının okullarda önlenmesi çok önemli. En genel anlamıyla Ömer Bey'in söylediği insan onuruna yakışan bir sistem içerisinde yaşamak ve ayrı bir birey olarak nasıl ki senin kendi zihin dünyan var, algılıyorsun, hissediyorsun, duyguların var, kızgınlık, öfkeden, sevince, mutluluğa her duygu durum insan için. Aynı şey benim için de geçerli demek istedi. Bu tüm engel veyahut da fonksiyon kaybı olarak baktığınızda engellenmiş vatandaşlar dediğimiz grup ortaya çıkıyor. Bunları engelleyen kim? Biziz. O yüzden eğer ki özür borçluğu olan da biziz. O yüzden özel gereksinimli diyerek hani bilinçli bir toplumun çağdaş bilgi teknoloji toplumu dediğimiz toplum modeline evriliyor bütün dünya. Bunun gereği olarak haklara saygı duymaktan başlayarak bir sosyal hizmet uzmanıyım biliyorsunuz. Dev bir güneş şemsiyesi düşünün toplumun üzerinde. Kadından çocuğa, yaşlıdan özel gereksinimliye, cezaevindeki infaz sürecini tamamlayandan çıkanına herkesin tam ve güvende olduğu bir toplum modeli. Bu çok zor değil. Biz dünyanın dört bir tarafından göç alan bir toplumuz. Bunu üzülerek söylüyorum. Vatandaş olma ve olmama diye bir ayrım var sosyal hizmetlerde ve bu sosyal içerme ve sosyal dışlama diye tanımlanıyor. Yaşadığımız en büyük sıkıntı işte Türkiye'den ülkemize çalışmak için gelen ailelerin çocukları özel gereksinimli ise eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmada 2 kat, 3 kat daha fazla emek ve harcamak zorundalar. Zaten eğitim sisteminin genelinde bir ön yargı var bu çocuklara. Hep söylerim, öğretmen en öne oturtur. Hadi yeni bir arkadaşımız geldi, onun kolu, kanadı, gözü, eli, bacağı, her şeyi biz olacağız dediğinde sınıf mevcudunun hepsi onu benimser. Ama bir şey yapamaz diyen arka sıraya oturttuğunuzda tüm sınıf, hatta tüm okul ona o gözle bakar. Mutlaka ben çok yaşıyorum bunu. Daha az olmasını dilerim. Diyorum ki hocam bir noktayla bir noktayı koydunuz ve bu çocuğumuz birleştiremedi mi? Bakıyor yüzüme. Şunu yapalım dedik. O dahil olmadı mı?
Şimdi eğer ki yapamaz yani diye evet onun bir baktık mı? Tıpkı anne baba gibi. Eğitimcileri asla kızamayız. Burada hem tıbbi tanılama sisteminde ona göre de bir eğitsel tanılama. Çünkü görme kaybı varsa, işitme kaybı varsa, hani işte beyin dalgalarına bakarak dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla ilgili bir tanılama süreci yaşanması gerekiyorsa tüm tetkiklerim. Çünkü bu çocuk bana diyorlar ki ne kadar çok detay. Ama hani olabilir, sevmeyebiliriz belki benim ama gece yastığa kafamı koyduğumda yani 80 yıl yaşayacaksa bir birey, 80 yıl yani sağlıklı bir birey olarak yaşaması önemli. Bizler göçüp gideceğiz ama bu makine değil ki şu programı silelim, 10 kaldırmadı 9 yükleyelim. Hata yapma gibi bir durumumuz yok. Yani ilaçla bazı şeyleri yapmaya çalışmak da büyük bir sıkıntı çocuklar için. Oyunla terapi var, kitapla terapi var, yaşına, düzeyine göre, zihinsel becerilerine göre. Hani bunları denemeden tabii ki ilaç olacak doktorumuz uygun gördüğünde ama tek yol o değil. Onu da hatırlatmak isterim buradan. Ve aşırı bağlılık, hatta bağımlılık düzeyinde bir koruyucu ebeveyn veyahut da işte yakın etrafında yaşayanlar ayrı bir birey olmasına önem vermiyorsunuz. Oysa biz biliyoruz ki Ömer özel eğitim sürekli bunu özel eğitim hizmetlerinin temel ve nihai amacı sosyal işlevselliğini artırarak bireyin ve çocuğun gelecekle bizler göçüp gittikten sonra hayatını yüzde en maksimum düzeyde kendi yapabileceği, neden okuma yazma isteriz biz? En azından bir dolmuşun, işte bir otobüsün rakamını okuyup, ya neden sesli bir sistemin olmasını isteriz biz? İşte Ömer Bey de o otobüse binebilsin, yanındakilere sunacak, ayrı bir birey olabilsin. İnsan onuruna yakışır bir şekilde toplum içerisinde bu öyküyü tamamlayıp geçip gidebilsin. Yanlış mıyım Ömer Bey? Evet, yani ayrı bir birey vurgusu aslında başlı başına üzerinde durulacak bir konu. Yani ben şöyle bir örnekle bu konunun hepimiz tarafından daha anlaşılır olmasını arzu ediyorum. Bugün 22 yıl, evet 22 yılı doldurdum. 22 yıllık bilgisayar yazılımcısıyım. Yani profesyonel anlamda, gündelik hayatımda, hayatımı bu şekilde idame ettirme gayretinde olan bireyim her birey gibi. Herkesin olduğu gibi hobileri, fobileri, işi, yeteneği, uzmanlık alanı, sevdiği, sevmediği şeyler olduğu gibi her bireyin de, engelli bireyin de, yetişkinin de, çocuğun da ayrı yetenekleri var. Şimdi ben 22 yıllık bir bilgisayarcı ya da bilgisayar uzmanı olarak, yazılım uzmanı olarak, bilişim güvenliği uzmanı olarak birçok seminere katıldım. Katıldığım bu seminerlerde dahi zaman zaman verilen başlıkların, yapılan tanıtımlarda o vurgunun maalesef çok doğru olmadığını müşahede ettim. Ve bunu zaman zaman düzelttik, zaman zaman seminer esnasında vurguladık. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Görme engelli yazılım uzmanı Ömer Suay. Yani ben görme engelli olduğum için ya da görme engelli olmadığım için yazılım konusunda bir ilgim olduğu anlamına gelmiyor. Ya da görme engelimden dolayı, uzvumdaki yetersizlikten dolayı bu konuda ilgim oluştuğu ve bunun üzerine bana pozitif bir ayrımcılık yapılması gerektiği anlamına gelmiyor. Buradan neyi anlıyoruz? Aslında herhangi birey vurgusu, ayrı bir birey olma vurgusu tam olarak burada karşımıza çıkıyor. İşte oradaki de o kondurma, evet. Görme engeli. Hani evet. Gerek yani var bunu, mı böyle bir şeye? Biz bunu, çok özür diliyorum, son bir cümleyle bağlayayım. Yani ben ilkokul hayatımı o dönem ülkemde yeterli eğitim düzeyi olmadığı için ki bugün de çok farklı bir şey söylemem mümkün değil ama Türkiye'de eğitim almak durumunda kalmıştım. Ailemden uzak bir süreç yaşamıştım. Çevremdeki birçok arkadaşım müzik anlamında, müzikal anlamda çok ciddi anlamda yetenekleri vardı. Ben müzikten çok uzaktım. Şimdi onların tamamı, tamamına yakını ya da daha doğru bir tabirle şu an sanatçı, kendi alanlarında uzman arkadaşlarımız ve birçoğunun adının başına baktığım zaman görme engelli müzisyen ya da görme engelli şu sanatçısı, bu sanatçısı tabirleri getiriliyor. Yani biz
ayrı bir birey olma hususuna baktığınızda evet negatif ayrımcılık beklemiyoruz ama pozitif ayrımcılık da istemiyoruz. Ya bu meselenin buradaki bakış açısının, bu farkındalığın doğru analiz edilmesi lazım. Kesinlikle. Bir de bir nokta daha var, sözü size vereceğim özür dileyerek. Hani az önce dediniz ya, annelere babalara çok iş düşüyor. Hani 80 evet. yıllık bir ömrümüz varsa geride bıraktığımız çocuklarımıza güzel bir hayat sunabilmek ve onları korumacılıktan uzaklaştırmak. Yeterlilik seviyesine almak. Ulaştırmak. Ama bizim çoğunlukla özellikle nutkumuz tutularak duyduğumuz bir söz var ki sürekli konu kaldığımızda şu sözü duyuyoruz özellikle annelerimizden. Evet. Allah benden sonraya evladımı koymasın. Şimdi o, maalesef ki bu noktadayız biz hani aldığımız konuklarımızda. Şimdi biz genel olarak toplumsal haklar, yani zaten hani işte ülkenin coğrafi konumu, yaşanan sürece baktığınızda onu bile tam elde ettiğimiz söylenemez. Hani dünyaca tanınma konusunda yıllardır mücadele veren, varlığını işte anlatmaya çalışan. Yani sonra aslında bireysel haklar gelir. Biz yeni yeni farkındaysanız daha işte özel gereksinimli, yaşlı, kadın, çocuk haklarını zikrediyoruz, 6-7 yıldır özellikle hep evet. söylüyoruz bunu. O yüzden hani bu normal bir gelişim süreci ama biraz daha hızlı olmak zorundayız. Biz dünyanın dört bir tarafından gelen insanlarla aynı yerde yaşıyoruz. Buna çok kültürlü sosyal hizmet politikaları gerektiren bir politika. Pandemide gördük, işte şu saatten şu saate çıkmayacaksınız. Ajanslar geçiyor, bir bakıyoruz. Pakistan'dan çalışmak üzere ülkemizde bulunan insanlar sokakta, işte başka ülkelerden okumak için gelenler. Çünkü onların dilinde kimse bir şey yazmadı, anlatmadı bu insanlara. Aa dedik, Rusça da yazalım, şunu da yapalım. Bu çok somutlaşan bir örnekten bahsediyoruz. Ya hatta işte kültürlerine göre çok daha yüksek sesle konuşabilirler geldiği ülkeye göre. Hani bu farklılıklara korkmak yerine, hani böyle bir coğrafyada yaşadığımızı kabul ederek gelen insanların da oryantasyon veyahut da uyum veyahut da göçmen insanların işte sosyal hizmetlere erişimi, çünkü bunu sağlayamazsanız bir sosyal dışlama dediğimiz bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla işte maaş bağlanma hakkından tutun korunmaya alınma, hani tüm insan haklarıyla ilgili geneline baktığınız zaman zaten vatandaş ve olmama diye bir ayırma. Oysa biz diyoruz ki çocukların hani taşıdığı herhangi bir pasaport veyahut da kimlik kartı değildir önemli olan. Çocuk olmasıdır önemli olan ve devlet tüm imkanlarını tek bir çocuk bile, hani işte örneğin çıktılar piknik yaparken çocuk yukarıda kaldı Beşparmak Dağları'nda. Pardon. Ne gibi imkanı varsa, hani kolluk gücünden tutun sağlık ekibine, işte helikopterinden uçağına, her şeyi oraya seferber edip o çocuğu güvenli bir şekilde ailesine alıp vermek zorundadır. Yani bu evet. çocuk hakları sözleşmesi bunu çocuğun yüksek yararı olarak tanımlar. Bu sağlıktan eğitime, tüm bu hizmetlere ulaşma ve sağlıklı gelişim hakkı her çocuğun hakkı. Ama işte pandemi sürecinde de yaşadık. Eğitimle ilgili belli sıkıntılar oldu. İşte bütün herkes toplantılara çağrıldı. Döndük dedik, özel gereksinimli çocukların eğitimi ne olacak? Biz uzmanlar da cevap veremedik. Çünkü böyle bir şeyi hiç kimse planlamıyordu. Zaten yüz yüze eğitimde sıkıntılar olan bir daldan bahsediyoruz. Ve aslında ilk engellediğimiz eğitim hakkı oradan kaynaklandı. Hemen hızlıca farklı programlar nasıl uygulanabilir? Yani herkes canla başla çalıştı. Bunu da söylemek lazım. Ama nedir? Biz öğrenen bir toplumuz aslında. Şu an haklarımızı öğreniyoruz. Yani biz sivil toplum örgütlerinde, benim zaten sosyal hizmet uzmanı olarak nihai amacım o. Yürüyüp durup, yaşayıp, nefes alıp veren her canlının hakları olduğunu yürüyüp durup herkese anlatmak. Ömür adamışlığımız var aslında. Evet, yani bu bir yaşam biçimi. Bu böyle devam edecek. Bundan da çok mutluyum. Yani yanımda gördüğüm insanlardan dolayı çok mutluyum. O kadar çok insan biriktirmişim, o kadar çok dostum var evet. ki. Bunu bence maddi hiçbir değerle kesinlikle. Alamazsınız. Evet. Yavaş yavaş son kısımlara doğru ilerliyoruz. Geçti, çok çok çabuk geçti. Bir nokta daha var ki sizin radyo programınızda da bahsettiğiniz bir noktaydı. Benim öyle yine yüreğime oturan noktalardan bir tanesiydi. Dediniz ki bu sanal mecra Tuğban şu an o evet. kadar ileride ki ve çocuk istismarlarında veyahut da özel gereksinimli çocuklarımızın kandırılma noktasında
yanı başınızdan çıkıyor, komşunuzdan çıkıyor, dayınızdan, amcanızdan çıkıyor. Evet, çok yakınlardan. Evet, çok yakınlardan. Bu konuya da hızlıca dilerseniz değinelim. Yani işte çocuğu sokağa bırakmadığınız zaman işte onu korumazsınız. Yani hem yaşamı öğrenmesine, yani nasıl yönetebileceğine kendini ve çevresiyle ilişkilerini, hani bu sosyal anlamda izole etmiş olursunuz çocuğu. Bunun tam tersini öneriyoruz ama en basiti, karşılaşıyorsunuz bir marketin girişinde. Amcaya merhaba de. Diyorum ki hiç tanımadığı birisine merhaba demeyi öğretmeyin. Zaten çocuk arkasına saklanıyor. Hiç tanımadığınız bir çocuğun yüzüne eğildiğiniz zaman çevirin, ön kamerayı açın, burnunuzun önüne getirin, bir tane ekran alın görüntünüzü ve çekin. Öyle görüyor sizi çocuk. Çok korkunç görünüyoruz. Kocaman bir varlık eğiliyor ona doğru ve yanağından bir makas alıyor. İzin almadan dokunmayacağız hiçbir çocuğa. Ve her çocuğa önce bunu öğretmemiz lazım. Bunu gerçek hayat için söylüyorum. Şimdi ben de desem ki buradaki ailelere, bana çocuğunuzu verin, götürüp girne kapısına bırakacağız, akşam saat 9'a doğru alacağız ama ben de çok yoğunum, hani başlarında duramayacağım. Çoğu bana hayır diyecek. Oysa orada tek başına bir çocuğu görsek, belki toplumun büyük bir çoğunluğu hemen bir yerleri arayacak. Çünkü biz yaşıyoruz gelen ihbarlardan, hani kaybolabilir, uzaklaşabilir ebeveyninden. Bunun gibi durumlar olabilir veyahut da bir tartıyla yolun kenarına çıkabilir. Hemen küçük bir toplum olmaktan kaynaklı müdahale edebiliyoruz. Ama vermez çoğu ebeveyn, ama cihazı verip oraya oturttuğunuz zaman, İstanbul'da tarlabaşı gibi arka sokaklara mı bıraktınız, New York'un Manhattan'ın nereye, kaç kişiyle orada, kimle temas ediyor, kimle konuşuyor? Çünkü işte bazı cümleler kuruluyor orada. Bu cümleleri işte konuştuğunu babana gönderirim diye psikolojik bir baskı yaratabiliyor, örnek veriyorum çocuğun üzerinde. Hele hele ki evde sevgi ihmaline uğramış, işte okuldan geliyor, bugün okuldan attınız, ödevin var mı, geç ödevlerini yapasın. Yani çocuklar makine değil ki, hangi çocuk olursa olsun, özel gereksinimli olsun veyahut da olmasın, tüm çocuklar için özellikle sevgi ihtiyacı çok önemlidir. Basit bir tıbbi görüntüleme cihazıyla bile tepeden resmini çektiğin şeyini, röntgenini çektiğiniz zaman sevgisiz büyüyen çocukların kelebek gibi merkezin açıldığını ve zihin çapının, yani beyin çapının daha küçük kaldığını görebilirsiniz. Diğer çocuklar gibi aynı gıdaları verin, aynı kıyafetleri giydirin. Sevgisiz büyüyen çocuklarda o kısım, yani duygusal zekada daha farklı yönde gelişiyor. O yüzden insanın yapı taşı sevgidir. Sevmek, bağlanmak farklıdır, bağlılık geliştirmek farklıdır. Yani ayrı bir birey olarak çocukları görmek, bu öykü onların öyküsü ve güvenli bir şekilde tamamlamaları için biz ebeveynler olarak veyahut da eğitimciler veyahut da uzmanlar, herkes acaba onun sosyal işlevselliğini nasıl artırabiliriz? Ayrı bir birey olarak insan onuruna yakışır bir yaşamı sürebileceği bir toplum içerisinde nasıl hizmetleri, yasal düzenlemeleri makrodan mezo ve mikroya, işte yaşam evleri mezo, kurumsallaşma eksikliğini giderme noktasında çok önemli bir kurum. İşte SOS'e baktığınızda çocuk haklarından mağdur olan, çocukların bakımıyla ilgili çok ünlü, çok inanılmaz bir sorumluluk ve misyon üstlenen bir kurumdan bahsediyoruz. Bunlar yaşayan kurumlar. Şimdi yaşayan kurumları da toplumun fark etmesi çok önemli. En son ne zaman mesela Lefkoşa Çocuk Yuvası'yla ilgilendiniz, aklınıza geldi? En son ne zaman SOS'te çocukların bir ihtiyacı var mı diye arayıp dernekle irtibata geçtiniz? Yani bunu öğrendiğimiz zaman dönüşen bir toplum olacağız. Hani belki direksiyonu kırıp ya AVM'ye gideceğimizde gel şuraya dönelim, bunlar ne yapıyor burada, ben ne yapabilirim, bir bağışım mı var vermek istiyorum ya da bir etkinlik mi düzenlemek istiyorum. Üniversite öğrencileri çok fazla ülkemizde, sosyal sorumluluk. Lütfen bu yaşayan kurumları dahil edin projelerinize. En çok ihtiyaçları olan sevgi. Devlet birçok ihtiyacını karşılayabilir her çocuğun ama sevgi ihtiyacını ancak biz toplum bilinçlenirsek, sevgi dostu kesinlikle bir vatandaş olursak karşılayabiliriz. Tabii ki özel gereksinimli çocukların özellikle önlenebilir ihmal ve kaza gibi durumlarda hani risklere daha kat kat açık oldukları için, işte aletlere çalışan, işte belki tamirle ilgili bir atölye olabilir.
Bunun gibi durumlara da dikkat etmek çok 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 daha önemli. Tüm çocuklar için evet. önemli ama özel gereksinimli çocuklar için kat kat daha önemli. Daha önemli. Onların yaşam alanlarını güvenli bir alan haline dönüştürmek. Keşke daha uzun konuşup evet. anlatabileceğim direkt şeyler olsa ama yönetmenimize de bakıyorum. Çok teşekkür ben. Ediyorum süremizin tekrar. Süremizin sonuna geldik. O kadar evet. güzeldi ki anlatımınız, sohbetiniz. Ben sabah kadar siz anlatsanız gerçekten mübalağa etmiyorum, dinlerim. Teşekkür çok ediyorum. Güzel bir program oldu. İlerleyen zamanlarda yeniden buluşmak dileğiyle. Siz çünkü ne zaman istersiniz? Konu başlıklarımız başlık başlık yazdım ben. Hatta Ömer Bey'le de çalıştık. Evet. Ama hiçbir, sadece bir başlığa değindik şu anda. Yetmedi kesinlikle. Tamam. İyi ki varsınız diyorum. Sizin siz gibi insanlar öyle. İyi ki varlar. Teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Sağ yeniden olun. Görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyenlerimiz, değerli izleyenlerimiz. Yeni bir yaşam sahnesinde sizlerle birlikteydik. Sosyal hizmetler uzmanı Barış Başel, aynı zamanda Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı uzmanı kendisi bizlerle birlikte oldu. Son kapanışı arzu ederseniz Ömer Bey siz yapın. Evet, dediğin gibi aslında çalışmıştık. Belirlediğimiz evet. Daha detaylı alt başlıklar da vardı. Ama o kadar verimli, o kadar ince nüanslarla değindiğimiz noktalar oldu ki... Bence muhakkak tekrar bir program daha yapmamız şart. Keyifle istiyoruz biz bunu. Teşekkür ederiz. Ben çok ayağınıza teşekkür sağlık, ederim. Ağzınıza sağlık. Seve seve. Yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Bir Vakıflar İdari Sana sponsorluğunda program yolculuğumuz Yaşamdan Konuklar'da sona ermiş bulunmakta. Vakıflar İdaresi katkılarıyla yayınlanmaktadır.